Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Chat bölümüne at soyad yazın gençler, yoklamayı hızlıca almış olalım. Bu hafta yaptığımız denemenin İngilizce sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 10 tane sorumuz var. Ve hızlıca ilk soruya da şöyle geçiş yapalım arkadaşlar. Sınavdaki ilk sorunuz buydu gençler. Burada arkadaşlar şöyle hızlıca çevireyim sizlere. Do you have something in common with Mary? Yani Mary ile ortak bir özelliğin, ortak bir yanın var mı diye sorulmuş gençler. Cevapta ise Lisa, no I don't, hayır yok demiş ve buna benzer bir ifade kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Yani eş anlamlısı daha doğrusu. Serçin ise bu sefer şöyle karşılık vermiş. That's crazy, how can you be best friends then? Diyor ki bu çılgınlık, o zaman nasıl bu kadar en iyi arkadaş olabiliyorsun şeklinde bir soru yöneltmiş tekrar. Hangisiyle tamamlarız diyor arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle. Evet, isimlerinizi yazıyorsunuz. Güzel. Buradaki cevabımız arkadaşlar baktığımız zaman D seçeneğinde var. Yani we don't have any similar interest. Yani herhangi ortak bir ilgi alanımız yok şeklinde karşılık vermiş arkadaşlar. Zaten Serçin de burada o yüzden şaşırmış ve şaşkınlıkla karşılıyor. That's crazy. Yani bu çılgınlık. How can you be best friends then? O zaman nasıl en iyi arkadaş olabiliyorsun şeklinde bir soru yöneltmiş gençler. Yani burada D seçeneğiyle tamamlamanız gerekecekti. Bir diğer soru gençler, şuradaki tablo aslında her şeyi özetliyor arkadaşlar. Burada da şuraya sorduk soruyu arkadaşlar. Doğruyu bulmanız isteniyor. Hangisi doğru ona bakacağız şimdi gençler. Gelenler şöyle hızlıca bir kabul edelim. İsim yazın arkadaşlar. Burada gençler hemen A şıkkınla başlayalım isterseniz. Doğruyu arıyoruz zaten. The teens mostly enjoy sharing photos, videos or making comments online. Yani gençlerin çoğunluğu arkadaşlar fotoğraf, video paylaşma ve ya da daha doğrusu making comments online ya da çevrimiçi online olarak yorum yapmayı sever, eğlenir demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman gençlerin çoğunluğu %54,3 ile burada gençler ve mavi ile ifade edilen evet sosyal ağlar yani social networks'tan bahsediliyor. Büyük ihtimal arkadaşlar zaten %54'te olduğu için direkt A şıkkı doğru olarak bir kere karşınıza çıkacaktı gençler. Burada takılanlar varsa diğer şıkları da açıklayabiliriz arkadaşlar. Takılanlar direkt yazabilir chat bölümünden. Duruma göre geri de dönüş yaparız gençler. Direkt cevabımız doğru olanı istediği için arkadaşlar A seçeneği olacaktı. Bir diğer sorumuz buydu arkadaşlar. Burada da soru direkt şu şekilde gelmiş size. Who do you think has an internet problem? Yani kimin internetle sorunu var? Bunu bulmanız isteniyor arkadaşlar. Baktığınız zaman arkadaşlar hemen Tuna'ya gideceğim ben. Tuna'da şöyle bir ifade var. I can't turn the computer on. Yani bilgisayarı açamıyorum ve demiş arkadaşlar ilave etmiş. I can't access my email account. What's wrong? Yani mail hesabıma da erişemiyorum, giriş yapamıyorum daha sonrasında demiş arkadaşlar. Ve burada zaten internette sorunu olduğu apaçık net olarak karşıya çıkıyor gençler. Yani burada internet sorunu yaşayan direkt Tuna olarak geliyor cevap olarak. Burada ise gençler bilgiler verilmiş. Hangisi bu metni bozuyor ve bu bozanı çıkartmamız gerekecek arkadaşlar. Burada hep internetin iyi yönlerinden bahsedilmiş. Okuttuğumuzda zaten çevireceğim arkadaşlar burayı. Sadece bir noktada kötü bir yanının olduğunu söylüyor ama tekrar iyi ile devam edilmiş. Hemen hızlıca çevireyim sizlere. The internet is part of our daily life. Yani internet günlük hayatımızın bir parçası diyor. Devamında ise and it has some good sides. İyi yönleri vardır demiş arkadaşlar. Burada başlıyor şimdi asıl bizim işimiz. It helps you find information quickly. Yani bilgileri hızlıca bulmamızı sağlar, yardımcı olur demiş. Daha sonra bakın gençler burasına dikkat edin. But it has some bad sides too. Yani kötü yönleri de var demiş. Daha sonra tekrar iyi yönlerinden devam ediyor şu anda. It also keeps you in contact with your friends. Yani arkadaşlarınla seni iletişimde tutar demiş. Yine iyi yönlerine geçiyor şurada gençler. Ve son olarak yine iyi bir özelliğini öne çıkarmış. You can even do online shopping if you have a credit card. Yani kredi kartına sahipseniz online alışveriş bile yapabilirsiniz diyor. Bu da yine iyi özelliğiyle bitirmiş arkadaşlar. Ama şurada kötü özelliklerinden hiçbir şey bahsedilmemiş. Yani bunu çıkartmanız gerekecekti arkadaşlar. Bir diğer sorumuz gençler. Which of the following is not correct about the speech bubble and replies? Yani konuşma kutucukları arkadaşlar burada verilmiş zaten.
cevaplar daha doğrusu. Bu cevaplardan hangisi not correct, yani doğru değil, yanlışı bulmanız gerekecek arkadaşlar. Hemen bakalım cevaplarınız geliyor gibi. İsimlerinizi yazın arkadaşlar. Yazınız daha doğrusu. Burada gençler baktığınız zaman direkt Alex'e gideceğim ben. Alex accepts the invitation. Yani Alex davetiyi kabul etmiş demiş. Hemen Alex'e şuraya gidiyorum. That would be great but I can't. Yani harika olurdu fakat gelemem şeklinde, yani katılamam şeklinde reddetmiş. I promised to help that in the garden. Yani bahçede babama yardım etmeye söz verdim diyor arkadaşlar. Bir kere kabul etmemiş, direkt reddetmiş arkadaşlar. Direkt false olarak zaten karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğer soru da buydu gençler. Burada da dışarıda kalanı bulacaktınız. Çünkü hangisiyle tamamlayamazsınız şeklinde bir soru iletilmiş. Burada direkt karşılıklı hemen cevaplayalım arkadaşlar. Hey Cindy, daha sonra burada merhaba Cindy'den sonra arkadaşlar WhatsApp, yani direkt A şıkkı buraya gelecekti gençler. I am fine, ne haber demiş, iyiyim diyor. Daha sonra ise what about you, ya sen diyor. Cevapta ise hemen şurayı çevireyim. I am so busy nowadays, bugünlerde çok yoğunum, meşgulüm. I have to prepare a school project, yani bir okul projesi hazırlamam gerekiyor. But before this, fakat bundan önce ise I must read a book, yani bir kitap okumalıyım demiş gençler. I don't know what to read, ne okuyacağımı bilmiyorum diyor. Hemen Cindy yardıma koşmuş. Let me help you, yardımcı olmama izin ver demiş. Ve burada bir soru daha soracak arkadaşlar. David'in cevabı ise hayır olamaz şeklinde başlıyor ve I can't stand such kind of books, yani bu tür kitaplara katlanamıyorum diyor gençler. Buraya da bakın hemen C gelecekti gençler. Şurayı işaretlemiş olayım. Do you like reading detective books? Yani dedektif kitaplarını okumayı sever misin? Hayır olamaz, ben bu tür kitaplara katlanamam demiş. Daha sonra Cindy ise tamam diyor. You can read a fantasy book, yani fantasy kitapları okuyabilirsin. I love them, ben bunlara bayılıyorum demiş arkadaşlar. Daha sonra ise bakın şurada I hate them, ben bunlardan da nefret ederim diye devam etmiş gençler. Dolayısıyla are you kidding, yani şaka mı yapıyorsun, ben bunlardan nefret ediyorum diyor. Şuraya da B gelecekti. However, I am keen on travel books, yani seyahat kitaplarını okumaya düşkünümdür diye açıklama yapmış gençler. Burada da zaten Tintin'i önermiş en sonda. Baktığınız zaman dışarıda kalan gençler direkt hemen şöyle işaretleyeyim ben. D seçeneği olacaktım. What kind of books do you like reading? Yani ne tür kitap okumayı seversin de tamamlayamayız arkadaşlar. Soru da kolaydı gençler. Bunu da hemen söyleyelim. Which of the following does not have an answer in the passage above? Yani yukarıdaki metne göre arkadaşlar hangi sorunun cevabı yoktur? Bunu, bu soruda da bunu istiyordu. Bu da kolaydı. Baktığımız zaman gençler hemen şıklardan gidelim. How often do the members of Young Forever train? Yani bu grup arkadaşlar ismi Young Forever, sonsuza dek gençlik şeklinde bir grup ismi kurulmuş. Yani bu grubun arkadaşlar ne kadar idman yaptığını, antrenman yaptığı soruluyor. Bakın bunun cevabı gençler hemen şurada. Practice three times a week after school. Okuldan sonra 3 kere idman yapıyorlar arkadaşlar. Yani hazırlanıyorlar. Bunun cevabı var arkadaşlar. Eledik. B'de ise why is Young Forever successful? Niçin başarılı diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunun cevabı ise gençler bakın şurada başlamış. We owe our success to practicing for long hours. Yani uzun saatler pratik yapmanın, idman yapmanın arkadaşlar, antrenman yapmanın karşılığını aldığını söylüyor burada. Bu şekilde başarılı olduğunu söylüyor. Direkt bunun da cevabı var gençler. C'ye bakalım. Who is the singer in Young Forever? Yani bu Young Forever grubunda arkadaşlar şarkıcı kim? Şarkıyı söyleyen kişi kim? Bunu soruyor. Buraya baktığımız zaman ise Dave kendinden bahsetmiş ve bir üyesi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şuradaki eğer ki Dave ise zaten gitarist olduğu da belli arkadaşlar. Dolayısıyla şarkıcının kim olduğu belli değil. Direkt cevabımız C olarak çıkacak. D'yi de açıklayayım. What do people think about Young Forever's music? Yani bu grubun müzikleri hakkında insanlar ne düşünüyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Bakın şurada. People find us successful and our music harmonic. Yani müzikleri arkadaşlar hem ahenkli hem de insanlar zaten bu grubu başarılı buluyor. Yani bunun da cevabı var gençler. Dolayısıyla cevabı olmayan direkt C olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorunuz buydu arkadaşlar. Burada ise Mrs. Kent, one of your mother's friends is on the phone. Yani burada Kent hanım annenizin bir arkadaşı ve telefonda arkadaşlar. But fakat your mother is too ill. Fakat anneniz çok hasta and she is having a rest ve dinleniyor arkadaşlar.
So, bu nedenle, bu yüzden you say to her on the phone in a kind tone. Yani nazikçe reddetmeniz istenecek arkadaşlar. Dolayısıyla hangi şıkkı işaretlersiniz şeklinde bir soru yöneltilmiş. Baktığınız zaman direkt en polite olan yani kibar olan arkadaşlar D şıkkında olacaktı. I am sorry but üzgünüm fakat my mom can't come to the phone yani telefona gelemez. She will call you back later. O sizi daha sonra arayacak şeklinde olacaktı gençler. Şöyle hızlıca işaretlemiş olayım. Evet, son iki sorunuz arkadaşlar. Sınavda son iki soru da buydu zaten. Baktığınız zaman 9. soruyu buraya, 10. soruyu da aşağıya aldım arkadaşlar. 9. soruda şu sorulmuş size. Which of the following kitchen tools do you not need to make bruschetta? Yani bruschetta yapmak için hangi mutfak araç gerecini kullanmazsınız arkadaşlar? Baktığınız zaman gençler hemen önce olanları söyleyelim. Bowl arkadaşlar kase bakın burada var. Hemen knife demiş bakın bıçak da var. Chopping board dediği arkadaşlar kesme tahtası, doğrama tahtası. Zaten hemen bakın şurada domatesleri kesiyor ve altında zaten kesme tahtası mevcut. Strainer, süzgeç resimlerde hiçbirinde yok arkadaşlar. Dolayısıyla buradakinin cevabı A seçeneği olacaktı. Son soru ise gençler. Which of the following is not one of the steps of the recipe above? Yani şu resme göre arkadaşlar yine hangisi gidilen adımlardan, yöntemlerden bir tanesi değil arkadaşlar tarifleri. Bunu bulacaktınız. Burada ise gençler direkt C şıkkından başlayacağım. Grate the garlic yani sarımsağı rendeleyin demiş gençler. Bakın şurada kitapçıklarınızda daha iyi gözükecektir gerçi. Şurada arkadaşlar direkt tabağın yanına, ekmeğin yanına konulmuş zaten ve rendelenmemiş. Bu birinci açıklaması zaten. And stir it in the cream cheese. Yani krem peynirde ise karıştırın diyor arkadaşlar. Mix'le aynı zaten. Ama baktığınız zaman burada herhangi bir karıştırma aşaması da yine şu anda gösterilmemiş arkadaşlar. Direkt cevabınız C seçeneği olarak karşınıza çıkacaktı. Evet, ders bu kadardı arkadaşlar. Denemenin çözümleri bu kadardı. Yine bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.